Yıllarca görmedik birbirimizi. Bambaşka yollara gittik. İçimizden sadece biri çok şanslıydı. İyi okullarda okudu. Afilli arabaları, fiyakalı takımları, uzun bacaklı sevgilileri, her şey oldu. Kuyu dibini, çocukluğunu, başına gelenleri unuttu. Ama bir daha kimseye haksızlık yapılmasına izin vermedi. Ecevit Orhan, yani bizim Şerif. Kariyerinin zirvesindeydi Ecevit. Cümle alemin öldürsen olmaz dediği bir davada son celseye gelmişti. Zafer kapıdaydı artık. Yapmayın, mahcup oluyorum bu. Bitmedi ki daha dava. Hayır, hakikaten tarihe geçtin. Bunun bir formülü, bir şeyi varsa bize de söylesene. Doğru zamanda doğru yerdeydim herhalde. Müvekkilim suçsuzun denkli. Geriye tek bir şey kalıyor. Siz şans inadına, ben 8 aylık sıkı bir çalışma derim. Ama her halükarda siz haklı çıkarsınız çünkü hepsi bir arada olmadan olmaz. Hepsini de bir araya tek bir şey getirebilir. Dolayısıyla biliyor oluyorsunuz zaten cevabı, değil mi? Herhalde. Ecevit. Kazandık. Kazandık. Dur, kazanmadık daha. Herkes kesin diyor ama. Bu sabah atlattıysak tamamdır diyorlar. Gazeteler bile yazdı. Duyan da ilk kez kazanıyorum sence. Aman ukala. Hadi yürü, kutlayacağız. Ya ben... Kutlamaları sevmiyorsun. Biliyorum. Senin orası şimdi... Kalabalık da olur. Onu da sevmiyorsun. Sen şimdi bir de... Şimdi pastalar falan keserim ben. Onu hiç sevmiyorsun. Hem bilirim hem yaparım diyorsun ha? Hayır yok. Bir şey yapmayacağım sus. Atraksiyon yok. Sakin bir kutu. Baş başa. Ecevit, bir dakika baksana. Hadi sen git, sonra görüşürüz. İşte. Sen de gel. Patron bu çok. Beni gıcık etmek için yapıyorsun değil mi? Böyle patron patron. Ha? Milyon dolarlık adamı kurtarıyorsun oğlum İptal. Biz de ona göre bir şey yapacağız herhalde. Tabii kazanırsan. Tarihine bak tarihine. 2 gün sonra hepsi senin oğlum Hoca. Ecevit kalk 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 kalk, çalışman lazım. Sen dur bakalım bir sen ama. Kendine ait bir oda, stajyer. Bir de şirketin arabası altına, tamam mı? Bak son teklifim ha. Teşekkür ederim. Ama yokum diyor. Bir sen kızım nedir senin böyle? Restoran, halkla ilişkiler falan ha? Sen avukatsın kızım, ben seni tanıyorum. Sonra gelirsin kapıma yaldırırsın, almam. Sermetciğim, şöyle özetleyeyim canım. Ben bu şirketten alacağımı aldım. Aşktan soğudum ya milleti boşandıra boşandıra. Yani yarın öbür gün bir evlilik teklifi alsam nasıl kabul edeceğim bilemiyorum. Oldu. Bana müsaade. Patron akşam görüşürüz. Akşam mı akşam yok. İzinlisin duruşmaya kadar. Ayrıca Sermet, Sermet. Hepimiz Ecevit kadar şanslı değildik. Bazılarımızın daha çok asılması gerekiyordu hayata. İbrahim Kene mesela. Bizim ıskayı bu. Yettim abi. Canım çıktı yemin ediyorum. Abi dediği adam da bizim Sarı. Bilal Tutkun. Bu ne lan? Bisiklet abi. Abiciğim araba köstürsü kaynattı. Ne yapaydım? İş var, adam gelmiş. Merhaba kardeş. Gittim gittim olmadı, gittim gittim olmadı. Taksi verecek 5 para yok. Ben de bunu buldum. Ne yapayım? Gel kardeşim. Gel. Birbirimizi görmemeye yemin etmiştik. Ama Sarı ile Iska o yemini çoktan bozmuşlardı. Mecburlardı bir yerde. Kuyu dibinden hiç ayrılmadılar çünkü. Bilal 1. sınıfta, Iska 2. sınıfta şuttandı liseden. Zaten dertleri de okumak değildi. Onların derdi, daha doğrusu Bilal'in derdi başkaydı. Şimdi bir kere doğru yere geldin kardeşim. Biz bir şekilde senin şu parayı kurtaracağız. Sağ olasın. Kesme. Benim lafımı kesme. Beni sinir etme. Ye şunları zıkkımdan. Ye dedim sana. Ye dedim. Ye, ye, ye. Ye şunlardan. İkincisi şu. Sana paranı ödemeyen zat kim? Mustafa diye biri. Gece kulübü varmış Aksaray'da. Eyvallah. Yalnız böyle silah milah bir şey yapmayacaksınız değil mi?
Başıma iş almayayım sonra. Yok kardeş, ne silah ya? Aman diyeyim, amane. Yok, bizim olayımız yok. Yani sakiniz biz. Yani yoksa öyle kafa göz yarmak kolay değil mi abi? Abi. İşin sarı. Ha, bizim... bizim olayımız o. Biz konuş herhalde. Bir saniye. Çocuk geldiğinde adam gibi soracaksın ne yemek istiyorsun diye. Anladın mı? Anladın mı lan? Anladım. Ben geri git. Afiyet olsun. Ne yiyorsun? Hamburger. Hamburger. İki tane hamburger söyle. Kola içeceğim mi lan? Bakma lan babana, arkadaşım ben babana. İçeceğim mi kola? Bir tane de kola söyle. Bir de patates söyle lan. İki hamburger, bir patates, bir de kola. Aferin. Aferin, yüzüme bak. Bak lan yüzüme. Bir daha yok, bu bir daha. Lafımı kesme. Bir daha bu çocuğa dokunmayacaksın. Anladın mı? Anladım. Anladın mı lan? Anladım. Adam gibi konuşacaksın onunla. Puşt! Çocuk lan o da. Korkma lan sen de. Korkacak bir şey yok. Bravo abi. Bravo. Şurada tırsıttın, kaçırdın herifi. Tebrik ediyorum seni. Sen rakı içiyor musun? Cengiz! Hop! Kimden iş alacağız biz? Sen o zaman. Oğlum bizim günümüz de gelecek. Ya Cengiz yok mu lan bu dükkanda bir tane? Ha? Ne zaman gelecek bizim günümüz? Şu halimize bak. Zamanı gelecek kardeşim. Zamanı gelecek. Bir gün öyle bir yükseleceğiz ki... o zaman bir daha kimse bize dokunamayacak. Sen bekle. Sen bekle. Sen bekle. Sen bekle. Sen bekle. Bana gelince... altımdaki alete bakıp parayı buldum sanmayın. Ne parayı buldum Ecevit gibi... ne de paranın peşinden koştum Bilal Libo gibi. Bendeniz Zeki Sinanlı. Yanık Zeki. Ne adam gibi bir evim oldu, ne bir arkadaşım, ne bir sevdiğim. Zeki! Ama son dediğim bugün değişmek üzereydi. De bakayım Zeki, senin benden bir şey istediğin görülmemiştir. Ne iş? Müdürüm, sakıncası yoksa bugün biraz erken çıkayım mı diyecektim. Hayır mı? Hayır müdürüm. Akşam bir işim var da. Ulan Zeki'ye bak. Kız meselesi mi? Ne yapacaksın, eve mi atacaksın? Estağfurullah müdürüm. Bizim ev sahibinin kızı. Daha bir çift laf etmişliğimiz yoktur. Da... Ne da? Çorba getirir hep bana. Yemek getirir icabında. Dün de şey yapmış. Kazak örmüş. Esi gidip isteyeceğim Allah'ın izniyle. Kazak ördü diye kız mı istedir Zeki? Kimse bana kazak örmedi müdürüm. Kimle gideceksin? Kim isteyecek kızı? Kimseyle. Ceketimi alıp gideceğim Allah'ın izniyle. Hemen fırtına gibi gidiyorsun. Bu adresteki adamı alıp bana geliyorsun. Müdürüm şey akşam... Bu adamla toplantım var. Acele getir ki bitireyim. İşim var. Daha gideceğim. Sana kız isteyeceğim. Sahi mi diyorsun müdürüm? Daha burada mısın sen? Sağ ol müdürüm. Vallahi bu iyiliğini unutmam. Sağ ol. Bir günde hem bir baba hem de bir eş namzedim olmuştu. İçim içime değil, içim evlere, sokaklara, içim dünyalara sığmıyordu. Talih benimle yüzüme gülmüştü lan. Hayat o kadar da adaletsiz değildi işte. Şeyi de halledin. Gel böyle. Al.
kalın burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk koçum. Baba ne haber? Özcan ben, Özcan. Özcan Tiryaki. Yeah. Ne yaptınız? Ne yapıyorsun oğlum? Şişt. Niye durdun oğlum ya? Yerine de başka bir şey giymeyeyim. Ve muhalefetin vatandaşları sokağa dökülmeye çağırdığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler her tarafıyla sağduyuya davet. Bildiğin çıplak geleyim kutlamaya. Bence de. Bak Ecevit, hiç ilgilenmiyorsun benimle. Kime süsleniyorum ben? Çalışıyorum hayatım. Süper olmuş işte. Ben beğenmedim. Başka bir şey giyeceğim. Aylardır cinayet suçlamasıyla yargılanan ünlü iş adamı Zafer Kiper'in bu sabah görülen davasında şok gelişme. Kiper'e kurulan komployu gün yüzüne çıkartan avukatı, iki gün sonra görülecek karar celsesinde Zafer'ine kesin gözüyle bakıyor. Aylardır bu dava üstünde çalışıyorum. Hep şuna inandım. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir arkadaşlar. Ne mutlu bana ki her dönemde işte haklı çıktım. Müvekkilim suçsuz. Kararında bu yönde olacağına inanıyorum. Sayın seyirciler, İstanbul Kurtuluş'ta güpegündüz silahlar patladı. Kanlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs, olay yerinde polise teslim olan Zeki Sinanlı. Sayın seyirciler, olay yerinde... Kaç yıl vardı ki adımı duymamıştı Ecevit. Ha kalbi sıkışmadı mı? Sıkıştı. Ama şaşırmadı. Her kuyu dibi delikanlısı bir gün o tetiği çeker. Beni her hatırladığında yaptığı şeyi yapacaktı o yüzden. Unutacaktı. Ama yapmadı. Saldırganın yaraladığı şahıs daha önce de sabıkası bulunan bir iş adamı. Özcan Tiryaki. Saldırı neden gerçekleşti? Olayda yaralanan... İlk hata. Her şeyi yapardı insanoğlu. Her şeyden vazgeçerdi. Tek şey hariç. Aşk. Bizim hikayemizde aşkın adı... Ahuydu. Ay korktum ya. Gelsene. Çocukluk çetemizdeki tek kızdı Ahu. Ecevit'in büyük aşkı. Ne var ki Ecevit çocukken tutkundu ona. Bilal hayatı boyunca. İçki içmişiz. Asabiyiz de. Niye kilitledi bu kapı? Açıldık yine. Çocuk nerede? Bakarsın. Evine yolladım. Bu saatte. Ne yapayım diyorum. Bütün gün buradaydı. Yoruldu çocuğum. On numara hareket abi. On numara. Kapı kilitli değil. Sen içeride tek başına. Ama mahalleyi tanımıyorsun ya. Ay, tanıyorum Bilal. Ben de burada büyüdüm hatırlarsan. Hiç de çıkmadım yani. Ne yapıyorsun sen? Laf mı sokuyorsun bana? Laf mı? Sok. Sen de sok. Sen de inanma bana. Sen de güvenme. Bir bok beceremem değil mi ben? Ha? Ama göreceksiniz becereceğim. Kimse bir yapamayacak. Bilal. Ne Bilal, ne? Tamam. Ne olsa sana geliyoruz işte.
sevişsek, yüzüşsek, kızsak sana geliyorsun. Hepsi sana patlıyor. Küsme. Seviyorum lan seni. Bir gün öleceğim bak, öyle seviyorum. Biliyorum. Bilal, bak bir sürü işim var, tamam mı? Ben onları halledeceğim. Hadi sen de işine bak. Can Tiryaki. Silah nerede? Senin miydi silah? Kiminde? Konuşmayacağım. Sen bilirsin. Ben de gider o zaman. Özcan'a sorarım. Ne? Bilmiyor muydun? Oğlum ölmedi ki Özcan. Kimle çalışıyor bu herif? Takoz İlfan mı? Adamı vuranı Ankara'ya vali yapacaklar. Tedbirsiz gezer mi o adamlar? Ha? Konuşacağım mı şimdi? Diyeceğim mi bir şey? Söyle. De bir şeyler. Neymiş? Öğrendin mi? Vallahi fena. Konuştum emniyetle. İçerideymiş. Zeki miydi? Sorgudaymış. Konuşmuş mu? Bir şey demiş mi? Hayır, bir şey demiyormuş. Biz birini yollayabilir miyiz? Avukat. İyilerden. Serkan'ı yollayayım istersen. Ha? Rapor versin her gün. Yok yok. Her gün değil. Sonucu söylesin. Sonucu bileyim yeter. Eşit. Ne oluyor ya? Nereden tanıyorsun bu adamı? Çok eskiden Servet. Hatırlamadığım kadar eskiden. Bir sen. Hava alacağım biraz. Sen kutlama istiyordun değil mi? Yapalım akşama. Gideriz işte bir yerlere. Evde buluşuruz hadi. Şerif! Yapabilirdi Ecevit. Hala basıp gidebilirdi oradan. Unutabilirdi. Ama onun yerine... Sarı? İkinci atı. Yeni hayatına hoş geldin Ecevit. Şu cakaya bak. Şu takıma bak, şu saça, başa bak, bak. Hayırlı olsun, sen de komi olmuşsun. Şerifime bak be! Ya
10 numara takım oğlum bu. Özel dikim. Annem mi dikti? Gel bir gel. Vallahi. Vay be. Lan! Vay be. O bayağı sensin lan. Hiç değişmemişsin be Cevit. Sen değişmişsin biraz. Ya işte. Oldu bir şeyler. Zeki'den haberim var. Kimi vurduğunu da duydun. Duydum. Ne yapacağız? Gideceğiz değil mi Zeki'nin yanına? Abi, Zeki öyle bırakmayacağız değil mi? Avukatın geldi. Avukat mı? Torpiliniz 10 dakikadan fazla sürmez avukat. Ordu gibi girdiniz içeriye. Emniyet müdürü, üst emniyet müdürü. Burada bizim borumuz yok. Okeyimiz olaydı lan keşke. Salak! Kardeşim! Geldiniz lan. Vakit yok, hadi sonra sarılırsınız. Sonrası yok kardeşim. Var kardeşim. Şimdi sen her şeyi baştan anlatacaksın bana. Firmadakiler bakıyor. Ben de üstünde olacağım. Kaç haftaya çözeceğiz bu yanlışı. Yanlış manlış yok. Çektim, vurdum Özcan'ı. Şşş! Vurmadın sen kimseyi. İtiraf etme. Bana bırak, ben halledeceğim. Ecevit, ben bir karıncayı bile incitmedim kardeşim. Allah yukarıda. Ama çektim, vurdum Özcan'ı. Tamam, tamam sus. Vurduysan da halledeceğim. Hiçbir şey halletmeyeceğim. Ne demek o? Şu demek kardeşim. Seni buraya bir şeyler hallet diye getirmedim. Ha. Niye getirdin? Seni kardeşim buraya Zeki'nin başladığı işi bitirelim diye getirdim. Unuttun mu? Bize ne yaptılar unuttun mu? Ondan önce biz kimdik unuttun mu?